Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hamdü senalar yüce Rabbimize, salatu selamlar Efendimiz önderimize olsun. Yüce Rabbim buraya kadar gelişimizden, burada ve ölünceye kadar yapacaklarımızdan razı ve hoşnut olsun. Rabbim doğruları anlatmayı, doğru bir şekilde anlamayı, anladığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasibi müyesser buyursun. Aziz müminler, değerli kardeşlerim, Rahman suresini okumaya, anlamaya devam ediyorduk. Yüce Rabbimiz Er-Rahman, Rahman sıfatıyla, ismiyle bu sureyi celileye başladı. Ve bu surede her insan için her zaman iç içe olduğu nimetlerini hatırlatarak o nimetler çerçevesinde ona seslendi. Surenin iki muhatapları vardı. Es-sekalan, ins ve cin. Sekalan, iki ağırlık demek. Çünkü yeryüzünün iki sorumlu varlığıydı insanlar ve cinler. İki değerli varlığı Yüce Allah'ın hitap ettiği, seslendiği, sorumlu tuttuğu iki varlık. Diğer varlıklar da aslında bu varlıkların emrine sunulmuştu. Onun için ey sekalan, ey iki ağırlık, ey iki değerli varlık şeklinde Cenab-ı Hak bu surede sürekli olarak bu iki varlığa hitap etmektedir. Bu sureyi celilede tekrar eden فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 defa geçen bu ayet-i kerimede de Yüce Rabbimiz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Ey iki varlık topluluğu, ey insan ve cin topluluğu diyerek yine ikil bir kalıpla insan ve cinlere seslenmektedir. Ağırlık anlamına gelir dedik. Aynı zamanda bu iki varlık günah işleyen ve günah yüklerini taşıyan varlıklar olmaz hasebiyle de bu isimle isimlendirilmiştir. İşte 33. ayette yine Rabbimiz biraz da açarak bu hitabı ya ma'şeral cinni vel ins, ey insan ve cin topluluğu diyerek seslenmektedir. Nitekim yaratılış gayemizi bildiren ayet-i kerimede de yine insan ve cinni birlikte zikrederek وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyurmuştu. Ben cin ve insanları ancak bana ibadet etsinler, kulluk yapsınlar diye yarattım buyurmuştu. Burada da ey insan ve cin topluluğu, cinler insanlardan önce yaratıldığı için de ayetlerde cinler insanlardan önce zikredilmiştir. Nitekim Kur'an'ın son ayeti de Nas suresindeki, Nas suresi insanlar suresi demek ama insanlar suresinin son ayeti, son Kur'an cümlesinde de minel cinneti vel in ve nas buyurularak cin ve insan şer odaklarından Rabbim sana sığınırım diyerek yine bu iki varlığa dikkatlerimiz çekilmektedir. Ey insan ve cin topluluğu, in istada'tum en tenfuzu min aqdaris semavati vel arz fenfuzu. Eğer göklerin ve yerin derinliklerine geçip gitmeye gücünüz yetiyorsa geçin gidin. La tenfuzuna illa bi sultan. Ama o göklerin ve yerin derinliklerine
ancak bir sultan olursa geçebilirsiniz. Febi eyyi âlâ-i rabbikümâ tükezziban. Hal böyleyken Rabbinizin erişilmez kudretini nasıl yok sayarsınız? Rabbinizin nimetlerini nasıl yalanlayabilirsiniz şeklinde yine soru gelmektedir. Yerin ve göğün derinliklerine çıkma. Bu soru kıyamet koparken sorulacaktır. Ahirette sorulacaktır. Ya da dünyada Yüce Rabbimiz bu soruyu sorarak insan ve cinlere meydan okumaktadır. Yani siz yeryüzünde ve gökyüzünde Allah'ın hakimiyetinden, Allah'ın hükmünden kaçamazsınız. Kaçabiliyorsanız haydi kaçın, kurtulun bakalım. Ya da kıyametin gelmesinden, kıyamet günü olacaklardan kaçıp kurtulamazsınız. Ya da diriliş gününde hesaba çekilmekten, yargılanmaktan, cennete yahut cehenneme konulmaktan kaçıp kurtulamazsınız şeklinde hem dünyada bir Allah tarafından meydan okuma, hem de kıyamet gününde hem de ahiret gününde bir meydan okuma şeklinde anlaşılmıştır. Yine yerin derinliklerine ve göğün derinliklerine ancak bir sultanla erişebilirsiniz ayeti kerimesi, Allah'ın izniyle, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği akıl ile, insanın bulabileceği bir takım vasıtalarla yeryüzünün derinliklerine ve gökyüzünün derinliklerine ulaşabileceği bilimsel olarak da işaret edilmektedir. Böyle de anlaşılmıştır ki Allah izin verirse, Allah imkan verirse siz yerin belli noktalarına ulaşabilirsiniz. Göğün de belli noktalarına ulaşabilirsiniz. İşte bir takım uzay yolculuklarına çıkabilirsiniz ki İlla bir sultan ifadesinde sultan delil, hüccet, yetki, izin, Allah'ın insana bahşedeceği fırsat, imkan olarak anlaşılmıştır. Zaten febi'yi âlâ'daki âlâ kelimesi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz şeklinde anlaşıldığı gibi Rabbinizin erişilmez kudretini nasıl görmezden gelebilirsiniz şeklinde de anlaşılmıştır. Bu ayeti kerimede de Yüce Allah'ın yerleri ve gökleri, dünya ve ahireti kuşatan hem erişilmez kudretine hem de bu iki dünyadaki yerlerdeki, göklerdeki, dünya ve ahiretteki nimetlere dikkatlerimizi çekmekte. O halde bu nimetler karşısında ey insan ve cin topluluğu, size yakışan, size düşen Allah'a teslim olmaktır. Bu nimetin sahibi olarak Yüce Allah'ı bilmektir. Bu nimete karşılık Yüce Allah'a şükretmektir. Bu şükrü de nimetleri Allah'ın emir ve ölçüleri doğrultusunda kullanmakla göstermektir. Ey insan ve cin topluluğu, gökleri ve yeri delip geçemezsiniz. Göklerin ve yerin derinliklerine erişemezsiniz. Ancak Allah size lütfederse, izin verirse, imkan verirse bu olabilir. Allah'ın erişilmez kudreti yerleri, göğü, dünya, ahireti bu şekilde kuşatmışken Rabbinizin nimetlerini nasıl yalanlayabilirsiniz? Rabbinizin erişilmez kudretini nasıl görmezden gelebilirsiniz? İnsan ve cinler Allah'ın izin vermediği o alanlara girmek istediklerinde ya da Allah'ın erişilmez kudretinden kaçmak isteyeceklerinde yurselu aleykuma şuvazun min nar ve nuhas fela tentasiran. Bu takdirde ey insan ve cin topluluğu, ikinizin de üzerinize ateşten yalın alev, kıpkızıl bir duman yahut eritilmiş bakır eriği, maden eriği gönderilir de kaçamazsınız, kurtulamazsınız. Allah'ın işte kıyameti koparmasının önüne geçemezsiniz. Allah'ın ahirette sizi yargılayıp cezalandırmasının önüne geçemezsiniz.
Bu ayet-i kerimede de zalim ve kafirlerin kıyamet gününde, hesap gününde cezalandırılacağına işaret vardır. Ki zalimlerin, kötülerin cezalandırılması da iyiler için bir nimettir. Yine Allah'ın firavunlar, nemrutlar, nice müstekbir, kibirli iblis cinlerin başı olarak şeytanlar başta olmak üzere o hadsizlerin hakkından gelmesi de hem bir nimettir iyiler için hem de Allah'ın erişilmez kudretinin göstergesidir. Hal böyle olunca Rabbinizin bu erişilmez kudretini nasıl yok sayabilirsiniz? Ya da Allah'ın bu zalimleri cezalandırma nimetini nasıl görmezden gelebilirsiniz şeklinde ayetleri anlamamız mümkündür. Ki ayeti kerimede Allah'ın erişilmez kudreti anlatılırken azabın da dehşeti, azabın da korkunçluğu anlatılıyor. Şuvaz, nar ve nuhas kelimeleri, bunların her biri işte ateş yalımı, ateş alevi, kıpkızıl alevden oluşmuş bir duman, bir maden eriyiği şeklinde bu kelimeler, bu ifadeler azabın korkunçluğunu ve Yüce Allah'ın da bu konudaki kudretinin sonsuzluğunu bize anlatır. Ve işte kıyamet sahnesi bir sonraki ayette devam ediyor anlatılmaya, açıklanmaya. Feiden şakkatis sema fekanet verdeten keddihan. Gök yarıldığı zaman, gök parçalandığı zaman, ki biz başka ayetlerde göğün yeryüzünün süsü olduğunu, gökteki cisimlerin yeryüzünde yaratılan varlıkların hizmetine sunulduğunu ve göğün mükemmel bir şekilde donatıldığını, yaratıldığını, herhangi bir eksik ve kusurun, çatlağın olmadığını başka ayetlerden öğreniyoruz. Zaten gözlemleyerek de bunu fark ediyoruz. فَرْجِعِ الْبَسَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَسَرَ كَرَّتَيْنِ. Bak bakalım gökyüzüne, bir eksik, bir kusur, bir çatlak bulabilir misin? Sonra tekrar tekrar dön, bak bakalım. Rabbinin yarattıklarında bir eksik, bir kusur, bir uyumsuzluk, bir ahenksizlik bulabilir misin? Ama bu mükemmel donanım sonsuza kadar devam edecek değildir. Çünkü Allah'tan başka her şeyin sonlu olacağını önceki ayetler söyledi bize. Küllü men aleyha fan. Şu varlık dünyasında var olan her şey son bulacaktır, yok olacaktır. İşte o eceli müsemma dediğimiz, her varlık için belirlenmiş olan ölüm tarihi gelip çattığında, gökyüzünün de eceli dolduğunda, gökyüzünün de parçalandığını, paramparça olacağını Rabbimiz bize beyan buyuruyor. Ki müstakil sureler, daha önce okuduk Amme cüzündeki surelerde, işte İnşikak suresinde اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ. Sema, gökyüzü paramparça olduğunda. اِذَا السَّمَاءُ فَتَرَتْ. İnfitar suresinde yine gökyüzünün paramparça olduğunu, gökyüzündeki güneşiyle, ayıyla, yıldızlarıyla, gezegenleriyle bütün cisimlerin saçılıp döküleceği, atılacağı, büyük patlamaların olacağı açıklanmakta, haber verilmekte. Tabii bu korkunçluk hem kainat içerisindeki her varlığın sonlu olduğunu, fani olduğunu bize hatırlatıyor ve bu sonlulukta var edişteki gibi Yüce Allah'ın bütün varlıklara egemen olan, hakim olan sonsuz kudreti, erişilmez gücüne dikkatlerimiz çekiliyor. O büyük Allah'a kul olma, bağlı olma bizden isteniyor. Yine Allah'ın dilediği bu sonluluktan, fanilikten hiç kimsenin kaçıp kurtulamayacağı haber veriliyor ve kendimizi o hesap gününe hazırlamamız, o kıyamet gününe hazırlamamız bizden isteniyor. İşte gökyüzü parçalandığı zaman, yarıldığı zaman fekanet verdeten keddihan, kıpkırmızı bir gül gibi
kırmızı sahtiyan gibi bir güle döndüğü zaman bir maden potasında gümüşün yağ tortusunun eridiği gibi eridiği zaman. Tabi bunun keyfiyetini, mahiyetini biz bilemiyoruz. Ama bakıyorsunuz o katı demir madeni, altın, gümüş madeni belli bir santigrat ateş sıcaklığında nasıl potada bir portakal suyu gibi eridiğini, maden eriğine döndüğünü biliyoruz, görüyoruz. O katı madenin, o parçalanmaz gibi gözüken madenin nasıl eridiğini görüyoruz. Benzer şekilde bitmez tükenmez gibi gözüken, sonu gelmez gibi gözüken kainatın da son bulacağını ayet-i kerime bize haber veriyor. Göğün ve yerin artık tertibi, düzeni bozulacak. Yani nasıl ki o eliyle tutan, gözüyle gören, ayağıyla yürüyen, kulağıyla duyan insanın ölüm anı geldiği zaman artık bir yığın et ve kemik parçasından ibaret kaldığı gibi, çürüyüp toprak olduğu gibi bu varlıkların da sonlu olduğuna dikkatlerimiz çekiliyor. Febi eyyâ alâ rabbikümâ tükezziban. Sonra bir kere daha o muhteşem sorusunu soruyor insan ve cin topluluğuna Yüce Rabbimiz. Hal böyleyken, Rabbinizin bu erişilmez kudretini burada da görmüşken ya da görecekken, Rabbinizin bu kudretini nasıl yalanlayabilirsiniz? Rabbinizin bütün bu nimetlerini nasıl yok sayabilirsiniz ki o gökyüzünü nimetlerle donatıp sizin emrinize sunan Allah, o yeryüzünün içini dışını nimetlerle donatıp size, sizin hizmetinize sunan Allah, Allah'ın bütün bu nimetlerini bir durun, düşünün, yalanlamayın ve o nimetlerin sahibini bilin, bulun ve o Allah'a kul olun, o nimetleri hep onun yolunda kullanın. İşte o kıyamet koptuğunda, o hesap günü geldiğinde, bütün insanlar yapıp ettiklerinden sorgulanmak üzere huzura çıkarıldıklarında, feyevme izin, o gün, gün kelimesi Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet-i kerimede geçer. Kur'an'ın günü kıyamet günüdür. Ve bu güne dikkatlerimiz çekilir. Müslüman da kendisini bugüne göre programlamalıdır. Bu geçici dünya günlerine göre değil. İşte güneşin doğuşuyla gelip batışıyla geçip giden, bir daha da geri gelmeyecek olan, buz gibi eriyip giden bu fani günlere göre değil, o kıyamet gününe göre. Yevmul kıyame diyoruz. Kıyamet gününe göre plan ve programınızı yapın. Ne yapacaksanız o gün hesaba çekileceğinizin bilincinde olarak plan ve programınızı yapın. İşte o gün, fe yevme izin, o gün geldiğinde la yus'elu an zenbihi insu ve la can. Ne bir insana ne bir cinne günahından sorulmaz. Günahından sorulmaz. Halbuki o gün sorgu günü diye biz biliyoruz. Hesap günü diye biz biliyoruz. Hesaba çekilme, yaptıklarımızdan sorgulanma günü olarak biz biliyoruz. Ama bu ayet-i kerimede ne bir insana ne bir cinne o gün günahından soru sorulmaz. Alimler bu ayetleri, bu manada ayetler var başka surelerde de. Yine herkesin yaptığından hesaba çekileceği, sorulacağı, sorgulanacağını bildiren ayetler var. Bu iki grup ayeti değerlendirirken arada çelişki mi var, tezat mı var sorusu sorularak cevaplandırılmıştır. Hayır, herhangi bir çelişki yok. Kıyamet koptuktan sonra diriliş gününün belli aşamaları olacaktır. Belli zamanları olacaktır. Çünkü uzun bir süre devam edecektir o sorgulanma. İşte bu noktada insanlar bir an gelecek, yüzlerinden tanınacak suçlular. Organları şahitlik edecek. Eliyle yaptıklarına eli tanıklık edecek. Gözüyle yaptıklarına gözü tanıklık edecek. Kulağıyla yaptıklarına kulağı, ayağıyla yaptıklarına ayağı tanıklık edecek. Dolayısıyla her şey ortaya net bir şekilde dökülecek. Bu yüzden de insana
şu günahı yaptın mı yapmadın mı diye sorulmayacak. Ya da amel defterleri, bugün işte kamera kayıtları gibi sesiyle görüntüsüyle gözümüzün önüne serilecek. Artık bir suçlunun hani kayıtlar ortaya konduktan sonra yapmadım etmedim şeklinde itiraz ettiği halde yapıp ettiğini gösteren kayıtlar mahkemede önüne konduğu zaman suspus olduğu gibi, söyleyecek bir sözü kalmadığı gibi artık hiçbir şekilde konuşması, söylemesi mümkün olmayacak. Ama Yüce Allah yargısız infaz yapmaz. Onun için kulunu karşısına alır, o mizan dediğimiz, hesap anı dediğimiz an, zaman, ortam, neresiyse orası geldiği zaman da o kuluna şunu yaptın mı, bunu yaptın mı şeklinde değil de niçin yaptın? Namazı emretmiştim sana, niçin beynamazlık yaptın? Alkolü, uyuşturucuyu yasaklamıştım sana, neden onları kullandın? Yalanı, gıybeti haram kılmıştım sana, neden bu yasaklarıma rağmen bunları yapmıştın? Namuslu olmanı emretmiştim sana, neden namuslu, iffetli olmadın şeklinde neden, niçin soruları sorulacaktır deniliyor. Her ikisi de mümkün. Ayet-i Kerime, o gün her şey aşikardır, ortadadır. Hiçbir günahkar insan ve cinne günahından sorgu sorulmaz. Hal böyleyken فَبِعِيَّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ. Çünkü günahları tespit eden, tescil eden, günahlara pek çok şahidi yapıp ettiklerine pek çok şahidi gelip getirip karşısına koyan Yüce Allah'ın o sonsuz kudreti. Düşünebiliyor musunuz? Aynı anda milyarlarca insan farklı düşüncelerde, farklı sözler söylüyorlar, farklı işler yapıyorlar, farklı yerlerde, farklı şekillerde, hepsi kayıt altında. Bütün bunlar Allah'ın o sonsuz kudretini gösteriyor. Ve o hesap gününde de hiçbir kulun yaptığı diğer kulun yaptığıyla karıştırılmadan net bir şekilde ortaya konulacak. Hatta o kadar ki bir cami dolusu insan aynı namazı kılıyor. Görüntüde siz diyorsunuz ki bunların hepsi işte öyle namazını kılmışlar. Ama bu size göre öyledir. Ama Yüce Allah bu cami dolusu insanın hangi niyetle namaz kıldığını, ne kadar kendisini namaza, huzura verdiğini, ne kadar huşu ve huzu içerisinde namaz kıldığını imamından, müezzininden, saflardaki cemaatinden her birine varıncaya kadar ne kadar huzurda Allah'ın yüceliğiyle meşgul oldu ya da okuduğu ayetlerle, söylediği sözlerle meşgul oldu. Ne kadar dünyası ile, dükkanı, tezgahı ile, dünyevi işleriyle meşgul oldu. Bütün bunları da bilen Allah, ayırt eden Allah. Bütün bunlar onun sonsuz kudretini gösteriyor. Rabbim de diyor ki, bütün bunlardaki Rabbinizin o sonsuz kudretini görüyorsunuz da nasıl bunu yok sayıyorsunuz? Nasıl bunu inkar ediyorsunuz? Nasıl bunu yalanlıyorsunuz? O halde bunları düşünün ve Yüce Allah'ın karşısındaki esas duruşunuzu her zaman muhafaza edin. Kayıt altında olduğunuzun muhasebe için Yüce Rabbiniz tarafından murakabe edildiğinizin, görülüp gözetildiğinizin farkında, bilincinde olun. Bunları yok saymayın. فَبِيَيَّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ. Ve o gün işte artık yevmül fasıldır o gün. Ayrışma günü, karar günü, hüküm günü ve artık dünyada iyiler, kötüler bazen karma yaşayabiliyorlar. Bazen iyileri kötü ya da kötüleri iyi zannedebilirsiniz, karıştırabilirsiniz. İyilerin yanındaki kötüleri de iyi sanabilirsiniz ama o gün böyle bir karmaşa söz konusu değil. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Ey günahkarlar, ey kötüler, ayrılın bakalım, ayrışın bakalım. Ve artık o gün saflar ayrılmıştır. Ve artık herkes, cennetlikler o yolda, cennet yolunda sadece cennetliklerle beraber o yürüyüşlerini sürdürecekler. Cehennemlikler de cehennemde beraber olacakları kimselerle beraber cehenneme doğru sürülecek, sevk edilecekler.
يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. O gün o kötüler, o günahkarlar, o mücrimler yüzlerinden tanınırlar ve onlar alınlarından ve ayaklarından tutulurlar, derdest edilirler, yaka paça zebaniler tarafından yakalanırlar ve gidecekleri cehenneme atılırlar. Şimdi ayet-i kerimede çok özlü bir şekilde o mücrimler, günahkarlar, kötüler yüzlerinden bilirler. Sima. Sima hem şu surat dediğimiz, suret dediğimiz insanın kimliğini belirleyen, yani arkasından, ensesinden baktığımız zaman her zaman insanları ayırt edemeyiz. Belki benzetiriz, yaklaşabiliriz ama dön bir yüzünü de görelim bakalım kimsin sen. Dolayısıyla sima insanın kimliği. Burada da onlar simalarından bilinirler. Biz bu dünyada bilemiyoruz. Her zaman fark edemiyoruz. İnsan sarrafı olan bazı kimseler hakikaten bu adamı gözüm tuttu tutmadı diyebiliyor. Ama orada da yanılabiliyor. Fakat yanılmayan Yüce Mevla o hesap gününde iyiler, yüzleri ak olanlar, secde izleri yüzlerine vuranlar, abdest organlarından nur fışkıranlar, amel defterlerini sağlarından ve önlerinden alanlar, o sevinç, sürur, neşe, mutluluk izleri yüzlerine vuranlar, gözlerinden anlaşılır bir insanın hüzünlü mü, sürurlu mu, sevinçli mi, kederli mi olduğu. Ya da yüzünün renginden anlaşılır. Beti benzi atmış bir adam, beti benzi solmuş bir adam, yüzü mosmor, kapkara olmuş bir adam. Ya da yüzünde güller açılan bir adam. Her neyse bütün bunlar. O gün o kötüler, o şerliler, o mücrimler yüzlerinden tanınır. Ve görevli melekler ki onlar da vazifelerini hiç aksatmadan. Yani bugün işte kolluk kuvvetleri bazen suçlu diye suçsuz insanları tutup götürebilirler dünyada. Ama ahirette böyle bir şey söz konusu olamaz. Bugün dünyada yanılabilir adam, yanlış görebilir adam ya da işte torpil iltimaslar devreye girebilir. Ama o gün böyle bir şey söz konusu olmayacak. Zebaniler, cehennem gardiyanlarına para pul geçmez. Ya da ben falanın filanın oğluyum, kızıyım demekle de iş bitmez. Ve o gün onlar feyuhazu bin nawasi vel akdam. Nawasi nasiyeler, alınlar. O insanların alınlarında beyinleriyle kurdular çünkü o günahları, o cürümleri, o kötülükleri. Dolayısıyla o suç organlarıyla, ayaklarıyla yürüdüler o suç mekanlarına, suç yerlerine, günah yerlerine. Onun için alınları ve ayaklarıyla yakalanırlar. Dünyada da böyledir. İşte adamın eline kelepçe vurulur, başına da eller konulur, kafası başı yerde. O şekilde hem kaçması, kıpırdaması imkanını bulamasın diye bu şekilde derdest edilirler, yaka paça yakalanılırlar, götürülürler. Yani bir fotoğrafta o suçluların, o mücrimlerin durumunu Cenab-ı Hak bize tasvir ediyor ki, o günü hatırlayın, o günü şimdiden görün, o zebanilerin eline düşen, yaka paça yakalanıp cehenneme sevk edilenlerden olmayın. فَبِئَيَّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ. Rabbinizin nimetlerine nasıl yalan dersiniz? Rabbinizin erişilmez kudretini nasıl yok sayarsınız? Yine burada azaptan kurtaracak dini Allah'ın bize göndermesi bir nimettir. Allah'ın cehennem tasvirlerini yapıp bizi cehenneme düşmeme konusunda tedbir almaya sevk etmesi bir nimettir. Ve Allah'ın kötüleri, mücrimleri hak ettikleri ceza ile cezalandırması onun erişilmez kudretinin bir göstergesidir. O yüzden فَبِئَيَّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ayetinde Allah'ın bu kudretini nasıl yalan sayabilirsiniz? Allah'ın bu nimetini nasıl görmezden gelebilirsiniz şeklinde yine soruyla Cenab-ı Hak hem insanlara
hem de cinlere seslenmekte. Ve o gün onlara denir ki: "Hâzihi cehennem, işte bu cehennem. Elleti yükezzibu bihel mücrimun." Hani şu mücrimlerin, kafirlerin yok saydığı. Tabi burada mücrim kelimesi suçlular demek. Kafirler demiyor, müşrikler demiyor. Onlar zaten diriliş gününe inanmıyorlar. Yok diyorlar, hayat bu dünyadan ibaret zannediyorlar. Ama mücrimler, bunlar mümin olduklarını söyleyenler de olabilir. Ya da işte münafıklar, günahkarlar vesaire, onlar o yalanladığınız cehennem işte budur derken Cenab-ı Hak, niye? Onlar yalanlamıyordu aslında. Bugün Müslüman ismiyle hırsızlık yapan, zina eden, alkol alan, kul hakkı yiyen, günah işleyen nice insan var. Bunlara sorsan Allah'a, ahirete inanıyor musun? Gavur muyuz kardeşim? İnanıyoruz tabii. Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyordu? Mümin, mümin olduğu halde zina etmez. Mümin, mümin olduğu halde içki içmez. Mümin, mümin olduğu halde hırsızlık yapmaz. Yani ahirette hesaba çekileceğini düşünen bir kimse yanlış yapabilir mi? Ahirette tüm yaptıklarından hesaba çekileceğini bilen, zerre kadar kötülüğün de karşısına konulacağını bilen kimse, karışmış olduğu cinayeti gizlemek için, örtmek için şu fani dünyanın basit bir takım menfaatleri, çıkarları için bu yanlışları yapabilir mi? Yani bakıyorsunuz adam ağzını doldura doldura Allah'a, ahirete inandığını söylüyor ama hiç ahirete inanmış gibi bir hal ve tavır içerisinde değil. Öleceğini bilen, öldükten sonra dirileceğini bilen, yaptıklarından hesaba çekileceğini bilen bir insan yumruk kadar çocuğu katledip bu cinayetin üstünü örtebilir mi? Ve bu kadar insanları, milleti, devleti, kolluk kuvvetlerini meşgul edebilir mi? Sorsan Allah'a, ahirete inanıyor. Allah da diyor ki: "Ey mücrimler, işte bu cehennem, yalanladığınız cehennem." Orada deseler ki: "Ya Rabbi, biz ahirete inkar etmedik. Cenneti, cehennemi yalanlamadık ama sen bize diyorsun ki ey günahkarlar, ey suçlular, işte bu sizin yalanlayıp durduğunuz cehennem." Demek ki yalanlama bir açıktan aşikar bir şekilde ben kabul etmiyorum, inanmıyorum şeklinde olur. Bir de hal ile olur. Sanki hesap günü yokmuş gibi yaşarsan, sanki cehennem kötülerin cezalandırılacağı yer yokmuş gibi yaşarsan, bu da o ahireti, o cehennemi yalanlamak demektir. Onun için Kur'an-ı Kerim bu kafirlerin yalanladığı cehennem demiyor da bu suçluların yalanlayıp durduğu cehennem. يَتُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَم۪يمٍ an. Ve onlar, o suçlular cehennemde artık ateşle o kaynar sular arasında dolaşır dururlar, çaresizlik içerisinde. Cehennemin içeceklerini sayar ayetler bize: hamim, kaynar sular. Cehennemin içecekleri gıslin ve gassak, irin, kan ve cerahat akıntıları. Çaresizlik içerisinde, o ateşin içerisinde yanıp tutuşan o insanlar, o akıntıları görünce susuzluklarını gidermek için onları içmek zorunda kalacaklar. Ama içtikçe o susuzlukları artacak. Susuzlukları sona ermeyecek. Yine cehennem yiyeceklerini anlatır ayetler bize. İşte zakkum, o ağacı, cehennem ağacını kemirmeye çalışacaklar açlıklarını gidermek için. İşte zari', cehennem dikenini dişlemeye çalışacaklar açlıklarını gidermek için. Ama o ne boğazlarından geçecek, ne açlıklarını giderecek, ne onlara bir gıda verecek. Çaresizlik içerisinde. Burada da onlar o cehennem ateşiyle kaynar sular arasında dolaşır dururlar. Korktuk değil mi? O zaman günahları işlerken işte bu ayetleri hatırlayıp o günahlardan inni ahafullah diyerek, maazallah diyerek Allah korkusuyla uzak durmalıyız. Bu ayetlerin gayesi de odur. Korkunç cehennem tasvirleri de Yüce Allah'ın rahmet nimetinin bir yansımasıdır. Nerededir rahmet?
Allah bu şekilde korkunç tasvirlerle bizi sakındırıyor oraya düşmekten, oraya götüren günahları işlemekten. فَبِئَيِّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ Rabbinizin nimetlerine nasıl yalan dersiniz? İşte cehenneme düşmeme için gelen uyarı da, cehennem tasvirlerini anlatan ayetler de birer nimet. Onun için Rabbimiz diyor ki, bu nimetleri görün, ayağınızı denk alın, cehenneme karşı yanmaz elbiseler edinin. Nedir onlar? İman ve salih amellerdir. Cehennem ateşine karşı yanmaz elbiseler, imanımız ve salih amellerimiz olacaktır. Kur'an bir taraftan korkunç cehennem tasvirleriyle korkutur ve insanların günahlara, cehenneme düşmemesi için onları uyarır. Ama bir taraftan da cennet ayetleriyle onları muştular, müjdeler. Mukayeseli bir şekilde anlatılır. Cennetten bahseder ayetler, rehavete kapılmasın insanlar diye ardından cehennem ayetleri, azap ayetleri gelir. Cehennemden bahseder ayetler, insanlar korkuya kapılıp ümitsizliğe düşmesinler diye ardından cennet ayetleri gelir. Burada da öyle. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ Bir de Rabbinin makamından korkan kimseler var ya, Rabbinin huzuruna çıkmaktan, huzurda durmaktan, huzurda hesap vermekten çekinen kimseler var ya, onlara da iki cennet vardır, iki cennet. فَبِيَيِّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ Cennet de Allah'ın büyük bir lütfudur, nimetidir. Yine o akılların kavrayamayacağı, gözlerin görmediği güzellik ve nimetlerle dopdolu cenneti hazırlayıp hak eden kullarına sunması Allah'ın erişilmez kudretinin bir göstergesidir. Onun için Rabbim buyuruyor ki, Rabbinizin bu kudretini nasıl yok sayabilirsiniz? Rabbinizin bu cennet nimetini nasıl yok sayabilirsiniz? Ayet-i kerimede Rabbin makamından korkan, Rabbin huzuruna durmaktan çekinen kimseler için iki cennet vardır ifadesini alimler. İki cennetten kasıt nedir? İnsanlara verilen, cinlere verilen iki cennet olabilir demişler. Çünkü ayetler insan ve cin topluluklarından bahsediyor. Ya da Allah bir emirlerini yerine getirmenin karşılığında cennet bahşedecek kuluna, bir de yasaklarından kaçmanın karşılığı olarak cennet bahşedecek kuluna. Diyecek ki, şurası işte benim emirlerimi tutmanın karşılığı, şurası da yasaklarından kaçmanın karşılığı. Ya da birisi insanın imanı ve salih ameliyle hak edip müstehak olduğu cennet, diğeri de Allah'ın üstüne üstelik lütfuyla ödül olarak vereceği, fazladan vereceği cennet. Birisi cennetin maddi nimetlerini, diğeri de manevi nimetlerini, hem cismani hem ruhani cennet. Çünkü biz hep söylüyoruz, ayetlerden çıkardığımız sonuçlarla söylüyoruz ki, cennette ikramlar, izzetler hem maddi hem manevi olacak. Cehennemde de azaplar hem maddi hem manevi, hem ruhani hem cismani olacak. Bu iki cennetle de bu kastedilmiş olabilir. Ya da iki dünya cennetini verir Allah. Ki işte Allah dünyaya Darül İslam, ahiret cennetine de Darül Selam ismini vermiştir. Her ikisi de barış ve esenlik yurdudur. Mümin ne kadar dünyevi sınavlar içerisinde, dert tasa içerisinde de olsa, gönül huzuru içerisindedir. Sabır ve sebatıyla her zaman o külfetlerle nimetlere ereceğini, sevaba kazanacağını düşünerek gönül huzuru içerisindedir. Onun için müminin dünyası da ahireti de cennettir demiş alimler. Rabbinin o makamından sakınan, korkanlara iki cennet vardır. Peygamberimiz cehennem ayetlerini okur. Allahümme ecirni minen nar, Allah'ım cehennem azabından beni koru diye dua ederdi. Cennet ayetlerini okur. Allah'ım beni cennetliklerden eyle, o cennetin makamlarına, mertebelerine erenlerden eyle diye dua ederdi.
biz de o cennet ayetlerini okuyup Rabbimizden cenneti istiyoruz. Cehennem ayetlerinden de Rabbimize sığınıyoruz. Zevata efnan. O cennetin ağaçları, her ikisinin de çeşit çeşit ağaçları, çeşit çeşit meyveler sunarlar. Febiyyi alâi rabbikümâ tükezziban. O halde Rabbinizin hangi nimetine dersiniz yalan? Fihima aynâni tecriyan. O iki cennette de akan sular vardır. İki su, iki ırmak, iki pınar vardır. Birinin adı Selsebil'dir, birinin adı Teslim'dir. Hem berrak sular, hem tatlı sular, bitmez tükenmez kaynaklar vardır. Hem manzara güzelliği, hem de oradaki insanların içeceği özellikle sular vardır. Cennet nehirlerini anlatır. Muhammed suresinde Yüce Rabbimiz, su nehirleri, envai çeşit. Yine süt nehirleri, bozulmaz, sade, taze. Yine bal nehirleri, yine meşrubat nehirleri. Dört çeşit nehirden bahseder. Rabbinizin bu nimetlerini nasıl yok sayabilirsiniz, nasıl yalanlayabilirsiniz? Yüce Rabbim o cennete hazır olanlardan eylesin. O cennete müstahak olanlardan eylesin. Rabbim hepimizi cennetli kullarından eylesin. Cenneti kazanma, hak etme, müstahak olma için gerekli olan gerçek imana, salih amele sahip olan bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim maddi manevi hastalıklarımıza şifalar bahşetsin. Ümmeti Muhammed içerisinde bulmuş olduğu sıkıntılardan, dertlerden, düşman, işgal, istilalarından korusun, kurtarsın, muhafaza buyursun. Başta Filistin olmak üzere kanayan yaralarımıza derman olsun. Akan Müslüman kanlarını Rabbim dindirsin. Allah Müslümanlara izzet nasip eylesin. Yüce Rabbim kendisine yaraşır kul olmayı, peygamberine yakışır ümmet olmayı hepimize nasibi müyesser buyursun. Amin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.